Merhabalar. Uzun sayılabilecek bir aranın ardından tekrar beraberiz. Son zamanlarda yaşadığımız sıkıntılar çözüldü. Ancak tekrar eskisi gibi olabilmemiz için desteğinize ihtiyacım var. Bol beğeni ve yorumlarınızı bekliyor olacağım. İlk olaya geçecek olursak, bu arkadaş yeni bir sıfır motor almak için yola çıkıyor. O esnada başka bir motorcuyla olan tartışmayı kamerasıyla kayıt altına alıyor. Bak, kaymak gibi gidiyor yani. Motor gerçekten... Bak. Görüyor musun? Motorcuyu nasıl sıkıştırıyor bak. Hadi kavga edin. Bak, hadi bakalım. Abi tamam. Tamam abi. Sakin ol. Tamam. Abi tamam. Sakin ol abi. Tamam abi, sakin ol. Gerek yok. Tamam. Bu da ufak çaplı bir atışma olsun. Böyle şeyler yükselebilir. Bu tarafta haklı olabilir, bir şey diyemem. Gördüğünüz gibi bunlara dikkat etmeniz lazım. Trafikte bu da çok önemli bir şey. Orada mesela benim öğrencim de olabilir, siz de olabilirsiniz. Bunlara dikkat etmek lazım. Arkadaş buldum kendime. Yusuf Kaplan'ı çoğunuz tanıyor. Arka freni kırık vaziyette yaptırmaya gidiyor. Bunu kimseye önermiyoruz. Ani bir durumda kaza kaçınılmaz olur. Lan ne yapıyorsun? Allah Allah. Vallahi patlıyorlar çocuklara. Daha yeni tanıştım bile. Oy. Abi arka fren yok ki, gaz yemiyor benim Allah'la. Dikkat. Allah'ım, bugün ne olaylar yaşıyoruz ya. Abi sıkıntı ya valla. Bu motorcu da tali yoldan çıkan araçla olay yaşıyor. İlk araba çıktığında frenlemeye başlıyor, ancak o motorun kronik probleminden midir bilinmez yavaşlayamıyor ve kaza yaşanıyor. Nereye bakıyak çıkıyorsun sen? Araba geçti önümden. O geçti diye sen niye geçiyorsun? Süleyman abi. Var, bilmiyorum. Bizi yok. Bir adam giderek atladı üstüne, gördüm ben ya. Ya arkadaş ya. Adam bir hasta var. Gece iş çıkardın başıma ya. Ya adam çıktı diye sen niye çıkıyorsun? Baksana yoluna. Önüme geçti, benim de burada önüme geçti. Önümde değildi ya, kameraya kaydediyorum ben burada. Kameraya kaydediyorum. Ufak tefek ağrıyorum ama bilemedim. Bakılacak bir şey olduğunu zannettim. Sola, adaya doğru kaçsa belki sonuçları daha kötü olurdu. Önümüzdeki araç geçti diye biz de geçmemeliyiz. O camdan atlıyor diye biz de atlamamalıyız. Geçmiş olsun dileklerimizi iletip diğer olaya geçişimizi yapalım. Motorist muhtemelen aciliyeti olan ambulansla virajda karşılaşınca vaka sayısı 2'ye çıkacaktı. Ambulans şoförü riskli kullanmış.
Sonuçta yetişmesi gerekiyor fakat aciliyet sayısı motorcuyla beraber 2 olabilirdi. Ya ne dinleyeceğim ya? Ben yalan söylemem, herkese yalan söylemem, sana yalan söylemem lütfen. Yalan değil, doğru söylüyorum. Bırak Allah aşkına ya. İnanmıyorum. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum. Evet. Bu motorcu da hem bakış açısını kaçırıp hem de yerlerin pis veya mıcırlı olmasından dolayı kaza yaptığı yere tekrar gidiyor. Analizler yapıp hatalarından ders çıkarıyor. Gibi çalıların içerisine doğru uçtu. Uçmamın en büyük etkenlerinden bir tanesi, birincisi bakışımı kaçırmıyor. Malum ya, ben buradan geliyorum işte. Burası biraz görüyorsunuz bakın böyle biraz. Aslında bende de hata var. Ben bakışı kaçırıyorum zaten. Ben bakışı kaçırdığım için bu yerdeki bu pis döküntüyü falan görüyorum. Acaba diyorum yani bu kaydırır mı? O arada derken ben zaten kaydım yani. İşte bu döküntü böyle buradan beni az bir şey kaydırıyor. Kaydırınca zaten ben çok fazla toparlayamadım. Baktım dedim ki yani hani kümenlere doğru süreyim. Oradan buraya doğru en son ki hatırladığım... Abi! Nereye gidiyorsun? Gidiyorum! En son hatırladığım neydi biliyor musun? Buraya geldim, sürüklendim, şuradan sonrası yok. Nasıl uçtuğumu bilmiyorum. Ama şimdi bende de hata var işte. Ben şeyi kaçırdım yani hani bakışı da kaçırdım ben. Ben başka bir şey düşünüyordum orada. Bakışı kaçırıp yolun pis olduğunu görünce panikledim bir anda. Aynen. Zaten motorda hiçbir şey yok. Şu tuttu işte motoru. Bölgede ağaçların olmasa büyük şans. Kazanın yaşandığı esnada direkt olarak oraya uçuyor. Şu gördüğünüz şu alan. Bak bunları hep ben yaptım bak. Ben şuradan çıktım işte. Abi bir şey söyleyeyim mi? Ben bayağı ciddi oradan çıktım ya. Aynen şu aradan oraya düştüm. Şu ağaçtan güç aldım çıktım. Motorda da bu arada kesinlikle hiçbir şekilde bir şey falan yok. Bu arada motor sürerken başka bir şeyle meşgul olunmayacağını bir kez daha gördük. Yani motoru çıkarttığımda bu aynanın şeyi bile değişmemişti yani. Hizası bile değişmemişti. Videonun son olayı. Motorcunun önü dolu olmasına rağmen ısrarla yol isteyen minibüs şoförü hafif gerginlik yaratıyor. Ne oldu? Ne yapayım? Araba dibimde, nereye gideyim? Allah Allah, bir de darlıyor. Salak mıdır? Bana mı öyle geliyor anlamadım. Ben çeşidi. Bu arada motorcunun ismini bulamadım. Eğer bize ulaşmışsa veya bulmuşsak yorumlara ve açıklamaya sabitlerim. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürlerimi sunarım. Diğer bir olaylı bölümde görüşmek ümidiyle güvenli sürüşler dilerim. Seviyorum sizi lan.